İşçilik Partisi Eskişehir İl Başkanı Mahir Sayan, AK Parti ile ittifaka yeşil ışık yaktı. Yerel seçimlerde birlikte hareket edebileceklerini söyledi. Şehrin selameti için birliktelikler yapılabilir dedi. AK Parti'yi yani şu an oluşmuş, oturmuş, kesinleştirdiğimiz bir durum yok. Fakat olabilir mi? Evet, AK Parti ile bile ittifak söz konusu olabilir. Çünkü yerelin ülke gündemini ben çok değiştireceğine inanmıyorum. Onun için yerelde şehrin selameti için birliktelikler yapılabilir. Tabii resmi süreç başlamadığı için, yasal süreç, biz resmi olarak bunu deklare edemiyoruz. Bir iki ismimiz şu an var. Bizim adayı çıkardığımız yerde Saadet Partisi'nin adayı çıkarmaması, bizi desteklemesi, onların adayı çıkardığı yerlerde bizim onları desteklememiz gibi bir ilkesel karar çıktı. Biz anlaşmayacağımız, masaya bir şeylerin konmayacağı hiçbir kimseyle anlaşmayacağız. Çok güçlü olabileceğimiz yerlerde belki adayı bizim olur, birleşeceğimiz ya da ittifak yapacağımız partiler bizimle, bizden bir şey talep eder, biz veririz. O aday profiline bağlı tamamıyla, adayın güçlülüğüne bağlı. Bizim adayı çıkaracak. Belki muhalefet partilerinde bu konuyla ilgili çok fazla konuşan isim olması, kamuoyu önünde herkesin fikir beyan etmesi çok da doğru olmayabilir. Kamuoyunun tepkisi, bu tepkilerin, eleştirilerin ateşi harlaması, daha sonra siyasi partilerin liderler düzeyinde ya da üst yönetim ve kurmaylar düzeyinde kamuoyu önünde yeni tartışmalara girmesini de beraberinde getirebilir. Tabii herkes fikrini özgürce söylemeli. Parti içinde her şey konuşulmalı, tartışılmalı, o ayrı, ama hani her kafadan bir ses çıktığında da çok iyi olmuyor sanki. Şimdi çalışma yaşamına ilişkin önemli bir yasal düzenleme gündemde. Bunun detaylarına bakalım. Bağkurların emeklilik için prim gün sayısı 9.000'den 7.200'e düşürülerek SGK'larla eşitlenecek. 10 ve altında personel çalıştıran işletmelerde 1.800 gün daha az primle 5 yıl erken emekli olmak mümkün hale gelecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağkur prim gün sayısının 9.000'den 7.200'e düşürülerek SSK'lılara eşitleneceğini açıkladı. Bu konudaki yasal düzenleme 1 milyon esnaf ve tüccarı kapsayacak. İktidara yakın Sabah gazetesinde yer alan habere göre meclisin 1 Ekim'de açılmasıyla birlikte çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanında bazı düzenlemeler gündeme gelecek. Bu kapsamdaki bir yasal düzenleme ile 10 ve altında personel çalıştıran işletmelerde 1800 gün daha az primle 5 yıl erken emekli olmak mümkün hale gelecek. Prim konusunda atılacak adımla da emekli aylığı %20 artacak. Düzenleme ile 4B kapsamına giren işverenlere yönelik istihdam sayısına göre kriterler belirlenecek. 4A olarak tanımlanan işçi, 4C olarak tanımlanan memurlar için prim ödeme gün sayısı 7.200, 4B olarak tanımlanan işverenler için de bu süre 9.000 gün olarak uygulanıyor. Çalışma Bakanlığı, küçük esnafı, tüccarı daha az primle emekli edecek model üzerinde çalışıyor. Esnafın emeklilik için gerekli prim gün sayısının SGK'lılarla eşitlenmesi öngörülüyor. 2008 yılında işçi ve memurların emekliliği için gerekli ödeme gün sayısı 7.200, 20 yıl olarak belirlendi. Ancak Bağkurlular için bu süre 9.000 gün, 25 yıl. SSK'da 7.200 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduğunda emekli oluyor. Bağkur'da kadınlar 58, erkekler 60 yaş ve 9.000 prim günü koşullarını birlikte sağlamaları durumunda emekli olabiliyor. Bağkur'da emeklilik tarihi prim ödenen güne göre belirleniyor. Prim düzenlemesiyle emekliliği belirleyen son 1.261 gün kuralı da değişecek. Emekli aylığı hesaplamasında sigortalıların emeklilik tarihinden geriye doğru prim veya kesenek ödenerek geçen 7 yıllık fiili hizmet süresi esas alınıyor. Son 7 yıllık fiili hizmet süresinin yarısından bir gün fazlası olan 1.261 prim ödeme günü hangi statüde geçtiyse o koşullarda emekli olunuyor. Bu süre eşitse en son tabi olunan statüye göre aylık bağlanıyor. Örneğin sigortalının hem Bağkur hem de SSK ödemesi varsa bu 7 yıllık dönemde en fazla primin yatırıldığı sigorta kolundan aylık bağlanıyor. Primler eşitse de son sigortalılığı hangi statüdense oradan emekli aylığı bağlanıyor. Esnafın prim yükünün düşmesiyle birlikte bu kural da ortadan kalkmış olacak. Hangi sigorta kolundan olursa olsun 7.200 günü tamamlayan emekli olabilecek. Bağkur'da 5.400 gün olan kısmi emeklilikte SSK'lı çalışanlar için olduğu gibi 4.500 güne inecek.
Filenin sultanları ezberi bozmadı. Yine yüzümüzü güldürdü ve 20 sandalye dedik, yetmemiş, az kalır. Orakla bile saldıranlar olmuş. Ne yazık ki daha önceki kongrelerde yaşananlar Siirt'te tekrar etti. Mersin'e de bakacağız. O kongrede bugündü. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mersin İl Kongresi. Sayın seyirciler, şimdi İstanbul Kongresi 8 Ekim'de yapılacak. Haliç Kongre Merkezi'nde bir aday çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi Bahçeli Evler İlçe Başkanı Özgür Çelik, hatırlayacağınız gibi Canan Kaftancıoğlu aday olmayacağını açıklamıştı. Ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da İstanbul Başkanlığı için tek adaylı bir kongre istediği biliniyor. Peki ilçe başkanı Bahçeli Evler İlçe Başkanı Özgür Çelik değişimden yana kimler destekliyor onun adaylığını? 27 ilçe başkanının desteği var Özgür Çelik'e. Adaylığını duyurdu, bir açıklama yaptı, basın toplantısı yaptı. Gelin kulak verelim, neler söyledi, hangi mesajları verdi? Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na adaylığımı açıklıyorum. CHP'de il kongreleri süreci tam gaz sürüyor. CHP'nin en çok üyesinin ve delegesinin olduğu İstanbul'da il başkanı adayları da belli oluyor. Değişimcilerin desteklediği söylenen CHP Bahçeli Evler İlçe Başkanı Özgür Çelik adaylığını açıkladı. Tarihi İstanbul zaferimizi 2024'te sizlerle birlikte, hep birlikte yeniden perçinleyeceğiz. İstanbul'u yeniden kazanacağız. Meclis çoğunluğunu sağlayacağız. Tüm engellemeleri ortadan kaldıracağız. Çelik'e açıklamasında 25'e aşkın ilçe başkanı eşlik etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul İl Başkanlığı için tek adaylı bir kongre istediği iddia edilmişti. Çelik'in ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ve değişimcilere yakın olduğu öne sürülüyor. İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu kongrede aday olmayacağını açıklamıştı. Örgüt yapımızı güçlendireceğiz. Mahallelerin, gençlerin, kadınların sesi İl başkanlığımızda her daim duyulacak. İl ilçe başkanlıkları arasındaki iletişimi mutlaka güçlendireceğiz. İlçe başkanlığı makamını güçlendireceğiz. İlçelerimizin maddi manevi sorunlarına köklü ve kalıcı çözümler üreteceğiz. Çelik 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin kaybedildiğini hatırlattı. Öz eleştiri vererek halkla yeniden kucaklaşacaklarını söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerimizle uyumlu bir yönetim modeli, örnek bir yönetim modeli uygulayacağız. Bunu örgütümüzün tüm kademeleriyle gerçekleştireceğiz. İlçe başkanlarımızın adayıyım, il delegelerimizin adayıyım, kadın kollarımızın adayıyım, gençlik kollarımızın adayıyım, örgütümüzün adayıyım, Gezi'ye özgürlük diyenlerin adayıyım, Berkin'imize, Ali İsmail'e adalet diyenlerin adayıyım, tutuklu gazetecilere, tutuklu siyasetçilere özgürlük diyenlerin adayıyım. Özgür Bey'in arkasında güçlü bir destek var. İstanbul'da tabii ilçe kongreleri bitti. Daha doğrusu kongre sürecinde ilçe kongre süreci tamamlandı ama Fatih İlçe Kongresi iptal edildi genel merkezin isteğiyle. Gerekçesi ise daha önce belirlenen tarihte yapılmamış olması. Kongrede Fatih İlçe Başkanı seçilen ve altın çizelim partide değişimden yana tavır alan isim Soner Özimer. Onun iddiası Yüksek Seçim Kurulu'nun yönlendirildiğini ve bu o öyle düşünüyor ve bu konuyla ilgili de hukuki süreç başlatacağını belirtiyor. Kurultay sürecinin işlediği CHP'de Fatih İlçe Kongresi 3 Eylül'de yapılmış, seçimi değişimden yana olan Soner Özimer kazanmıştı. Altında gerekli imzalar vardı. Ancak Yüksek Seçim Kurulu 11 delegenin seçildiği kongreyi genel merkezin talebiyle 14 Eylül'de iptal etti. Kararın gerekçesi ise kongrenin belirlenen tarihte yapılmaması olarak açıklandı. Fatih İlçe Başkanı seçilen Soner Özimer, İstanbul İl Başkanlığı'nın kongrenin ertelenmesine ilişkin bir kararı olmadığını iddia etti. İl sekreterimiz tarafından İl Başkanlığı adına verilen dilekçede kongre ertelenmiştir diyor. Ancak konuştuğumuz il yöneticileri o gün toplantı dahi yapılmadığını, kendilerinin ertelemeden haberlerin olmadığını, açıkça il yönetimince karar alınmadığını söylüyor. Ancak YSK'ya verilen dilekçeler neticesinde ve il başkanlığının yön kararı olmayan beyanıyla YSK sanki bir il yönetim kurulu kararı varmış gibi iptal kararı verdi. Oysa YSK'ya hiçbir il yönetim kurulu kararı sunulmamış. Çünkü öyle bir karar yok. YSK da bunun ardını araştırmadan, il yönetim kurulu kararını görmeden kongreyi iptal etmiştir.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Özimer, kongreyi iptal eden YSK'nın yönlendirildiğini savundu. Kongrenin iptaliyle ilgili hukuki süreç başlatılacağını söyledi. Yönetim kurulu toplanmadan verilen sade dilekçeyle YSK bir şekilde yönlendirilmiş ve böylece kongre takvimine ilişkin MYK kararı da yok sayılarak ilçe kongremiz hukuka aykırı olarak YSK tarafından iptal edilmiştir. Şüphesiz ki bu durum dilekçe imzalayan adına parti suçudur. Ceza hukuku anlamında suç teşkil etmektedir. Ben örgütümüzün ve delegelerimizin hakkını sonuna kadar arayacağım. Hukuk anlamında yapılması gerekeni hukuk